Hindistan'da en büyük çocuk katili ishal. Bu hastalığın yaygınlığı ülkedeki sanitasyon sisteminin zayıflığından kaynaklanıyor. Hindistan nüfusunun yarısından fazlasının tuvalete erişimi yok. Bence ülkemizde yan yana yaşayan iki Hindistan var. Bunlardan biri refaha ulaşmış bir Hindistanken, diğeri köyler ve gece kondu mahallelerinden oluşan Hindistan. İkincisinde yaşayanlar tuvaletlerini sokakta yapmak zorunda. En büyük sorunları ise üzerlerinde hukuki bir hakları olmayan gece konduda yaşıyor olmaları. Bunun bir sonucu olarak buralara yatırım yapmıyorlar. Çünkü sürekli evlerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyorlar. Kalavati Devi, Kampur şehrine 40 yıl önce henüz genç bir kızken gelmiş. Buradaki yaşam koşulları onu şok etmiş. Haşarat gibi yaşıyorduk. Herkesin gittiği minik bir gölet vardı. Babalar, kızlar. Herkes oraya gitmeye başlamıştı çünkü gidecek başka bir yer yoktu. Nereye giderseniz gidin, açık havada tuvaletini yapan insanların yüzünü gördüğünüz bir dönemdi. Her yer böyleydi. Bu vahim durum Kalavati tuvalet inşa etmeye itmiş. Kalavati projesinin finansmanını bağışlar ve devlet sübvansiyonları üzerinden sağlıyor. Bazen tuvaletin inşa edilmesi için bölgede yaşayanlar da katkı sağlıyor. İki çukur yapılması gerekiyor. Biri şurada, biri de burada. Her ikisinden de birer boru geçecek. Biri dolduracak, ikincisi kapalı kalacak. Taşradaki yoksul insanlar da şehirlerdeki gece kondu semtlerinin sakinleriyle aynı sorunları yaşıyor. Biz aslında şanslı sayılırız çünkü burada tuvalet inşa edecek alanımız var. Şehirlerde böyle bir şey yok. Kalavati Devi şimdiden 2.500 tuvalet inşa etmiş. 55 yaşındaki Devi yaşamını adadığı bu görevi yaşlandığında kendisinden devralacak birini bulmaya çalışıyor.